Batman'ımdan, Uşak Ahat Köyü'nden herkese merhabalar efendim. Bugün hava çok güzel, güneşli. Arkamda da görüyorsunuz ki bugün burada çarşamba pazarı varmış. Semt pazarı. Köyün birçok sebzesi, meyvesi, ayakkabısı, çakı çakma, ayna tarağı her şey burada. Eminim ki doğal sebzeler pırıl pırıl parlıyorlar zaten. Hanımlar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Siz de hoş geldiniz. Sabah gözümü burada açıyorum, akşam gözümü burada kapıyorum. Yani yapacaksın. Evet. Hanımlar bugün yine zorlu bir etap bizi bekliyor. Evet. Acaba ne? Dış ses gene bize nasıl bir sürpriz hazırladı göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz. Şimdi dün halı yıkarken biraz biliyorsunuz ki tartışma çıktı. Yok o onu giymiş, bu bunu giymiş. Şimdi sizi yolluyorum. İstediğinizi giyebilirsiniz. Tamam. Hep birlikte göletin başında görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Biz de o arada gezelim bir pazarı. Bakalım ne kadarmış meyvenin, sebzenin kilosu, doğal organik şeyler. Sana bugün ne alacağım biliyor musun? Muz. En sevdiğim meyve. Muz mu? Hayır. Sakın. Cennet hurması, domates gibi. Kadir'cim teyzelerimiz sabahtan beri seni bekliyorlar. Hadi yanlarına gidelim. Hadi gidelim bakalım. Buranın yaşlıları güzeldir ha. Oh. Selamun aleyküm. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar teyzem. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, şükür. Vallahi çok güzel. Birbirinden güzel hanımlar buradalar efendim. Hepiniz bu köylü müsünüz? Evet. Senin niye canın sıkkın bugün? Yoruldun mu? Ne iş gördün daha sabah bu saati? Her işi gördüm. Senenin birikmişi var üstümde desene, yılların yorgunluğu. Allah bugün iyiliğinden geri koymasın diyelim o zaman inşallah. Ama gözlerin hala bu zaman olmuş ateş ediyor. Gençliğini ah bir göreydik keşke. Şöyle müsaadenizle oturayım mı ben de? Oturabilirsin. Köyünüz çok güzel. İnsanları çok samimi, havası temiz. 7 kat yabancıyız ama bir anda bağırlarına bastılar bizi. Biz de çok memnun kaldık. Ama sizin yaşlılarınızda birikmişlik vardır diyorum. Duyduğuma göre teyzenin biri güzel bir mani söylüyormuş. Ben de pek severim manili. Acaba kim o? Nakiye Hanımcığım. Buyur. Nasılsınız efendim? Şükür. Yaşınız iyi. Kaçtır? 67. Maşallah. Doğma büyüme Ahat Köylü'sünüz. Ahat Köylü. Gelin mi geldin, burada mı doğdun? Burada doğma büyüme. Enişte de buralı o zaman. Buralı. Dışarı çıkmadın? Çıkmadık. Hep hayvancılık mı gördün? Yok, ilişkilerlik. Ustalı işledi işte. Evimde vardı hayvanlar. Ama sanki biraz çekmiş gibi söylüyorsun ha. O 60 seneyi gel de bana sor der gibi söylüyor. Çünkü genellikle mani yazan insanlar çekmiş insanlardır. Dert adamı şair eder derler. Tabii. Şimdi sen o zaman gençken o düğünlerde büyüyünce çok güzel şarkı türküler de falan çalıyor muydu? Çalıyordum tepe. Oo bak canlı şahit burada. Güpür güpürdü. Atıyorsun inenir böyle. Ben çok erken, geç dünyaya gelmişim. Hep o güzel zamanları kaçırdım. Şimdilerde yok öyle güzel miraslar. Şöyle güzel bir bize mani söyleyebilir misin? 82 milyon karşımızda. Söyle. Ama önce bir alkış almayalım mı? Nakiye teyzem zamanında bu köyü inletiyormuş düğünlerde, kınalarda. Defin hem o yanını çalıyormuş hem bu yanını çalıyormuş. Bak canlı şahitler burada. Hadi o zaman güzel bir mani gelsin. Motor geliyor motor, tümeni halka halka yar, saçını taramış vuruyor dalga dalga. Giden ay tutulur mu, bala duz yatılır mı? Şu uzun gecelerde yalınız yatılır mı? Karanfil ekemedim, suyunu dökemedim. Yarım gitti gurbete, eller, gözlerinden öpemedim. Oho! Oh. Karanfil eker misin, balından şeker misin? Bu dünyada yettin ya, ahirette çeker misin? Teyare uçar gider, portakal saçar gider. Tut kaya arabayı, günü gençliğimiz geçer gider. Teyarenin kolu var, gökyüzünde yolu var. Sen ağlama can yarim, ben ağlasam yeri var. Hep de yalnız aşklı aşklı, vurulu vurulu, öyle havaya gürene değil yani. Boşuna uşağı aşklar diyarı dememişler. Evet. Anterini ben biçtim, ateşine ben düştüm. Ne talihsiz başım var, mefasız yere düştüm. Ah ah, amcaya mı dedin bunu şimdi? Öyle. Mayenin işi, amcan çok iyidir, çok efendidir. Ah, Allah razı olsun. Tabii, çok tatlıdır. Bunları bir yere yormayın sevgili seyirciler. Bunlar bir mani sadece efendim. Uzun uzun kamışa, su verin susamışa. Mevlam sabırlar versin, yerinden ayrılmışa. Hay maşallah, alkışlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam.
Yani tamam. Daha otursak neler var da teyzemizi tamam. Yormayalım şimdi. Tamam. Hanımlar, şöyle hep birlikte bir Kadir Ezdi dileyen amarat benim deyip uşağın sesini 82 milyona duyuralım mı? Duyuralım. O zaman 3-2-1 dediğimde şunu söylesek. Kadir Ezdi'li dileyen amarat benim benim. Kadir Ezdi'li dileyen amarat benim benim. Hazır mıyız hanımlar? Uşağın sesi oluyor muyuz? Oluyor. 82 milyona uşağın demir tatlısını, taranasını, bu aşklar diyarını duyuruyor muyuz? Duyuruyor. O zaman herkes 64 müydü plakamız? Evet, evet. 64 plakayı uşağı herkes duysun. 3-2-1 Kadir Ezdi'li dileyen amarat benim benim. Kadir Ezdi'li dileyen amarat benim benim. Alkışlar Uşak için, alkışlar Ahat Köyü için, alkışlar buradaki güzel insanlar için. Konyaşehir için. Teşekkür merhaba. Ederiz. Merhabalar. Biz geldik Uşak merkezden. Hoş geldin bu merkezde. Yalnız. Çeyizinize eksik olan parçalar. Ben evlenene kadar benim çeyiz aldı başını gidiyor. Türkiye'yi gezmeye başladık başlalı, il dışına çıktık çıkalı. Benim çeyiz doldu taşıyor. Her biri birer göz nuru, el emeği, her yörenin kendine evet, ait şeyleri. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah, ismi ne? Hasan Efe. Hasan Efe. 10 yıl sonra bir açacaksın ekranlardasın. İsmi ne? Efrin. Efrin, maşallah. Siz nereden geliyorsunuz? Uşak'tan geliyorum. Uşak Merkez'den. Evet. Hoş geldiniz efendim. Direkt geldik. Gördük Mecburiyet Caddesi'nde de çocuklar uyuyordu. Yanımızda yok. Şöyle akşam Uşak Merkez'i hızlıca gezdim. Bu arada herkes Ahat Köyü'ne akın akın geliyor. Köy iyice tanındı hanımlar. Siz de... Biz de Banaz'dan geliyoruz. Hiç de sevmem yaş bastı ama. çok sevdiğinizi bildiğimiz için getirdik. Çok teşekkür ederim. Kuru fasulyemiz de vardı ama onu getiremedik. Artık bugün yarışmacıların yemeğini yiyeceğiz. Başka zaman inşallah. Lokeli sevdiğimiz için uşağa da geldi lokel havası. Çok teşekkür ederim. Siz Banaz'dan mı geliyorsunuz? Evet, Banaz'dan. Maşallah. Yani Uşak insanı misafirperver diyorlardı ama bu kadarını düşünmüyordum. Her ilçeden, her köyden, her kasabadan günlük insanlar buraya tek tek geldiler. Çok da memnun kaldım. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldin. Şu zamanda samimiyet çok aranan şey. O da sizlerde var. Allah hiçbir zaman bu samimiyetinizi yitirmesin. Nasıl? Doğum günü pastası mı? Doğum günü pastası. Üfleyelim mi birlikte? Üfleyelim hadi. Yanmıyorum. İsmin neydi senin? Leyla Akbaş. Leyla. Hiç doğum günü kutladın mı Leyla teyze? Kutladık çok. Kutladık. Hadi o zaman beraber bir de kutlayalım. Daha geçen sene kutlandı. Maşallah bak. Uşak. Yani uşaklarım hep kutlarlar. Maşallah. Köye ilk geldiğimde... Şubat'ın 20'sinde doğum günüm. Şubat'ın yarısında mı? 20'sinde. 20'sinde. Belki ona yetişemeyiz de şimdiden kutlayalım o zaman. Tamam. İyi ki doğdun Leyla teyze diye buyur. İyi ki doğdun Leyla. İyi ki doğdun Leyla. Leyla. Köye ilk geldiğimde hanımlar bana dediler ki bizim köyümüz çok böyle yeniliğe açık bir köy, gelişmiş bir köy dediler. Cidden de öyleymiş. İlk defa doğum günü kutlayan bir köy gördüm şu anda. Tebrik ediyorum evet, vallahi ki. Allah nice hayırlı uzun ömürler kutlar, versin çoluğunla çocuğunla. Amin. Hayırlı evlatlarım varmış bu arada bak. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Pazarı gezmeye. Pazara gidiyoruz efendim. Pastayı da şöyle vereyim. Alayım. Gidelim bakalım pazarda fiyatlar nasıl, sebze meyve nasıl görelim hep birlikte. Selamun aleyküm. Hülya Hanımcı dedi mi? Hülya Hanımcı. Evet, merhabalar. Namınızı çok duydum. Merhabalar efendim. İbrahim'im ben. İbrahim Beyciğim. Merhabalar amcacığım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Teyzeciğim merhabalar. Evet. Biz de iyiyiz valla. Ben şuna şaşırdım. Şimdi hadi biz İstanbul'da pazara gidip sebze meyve alıyoruz. Bağımız yok, bahçemiz yok mecbur. Burada zaten herkesin bağı, bahçesi, tarlası var. Kim gelip sebze meyve alıyor mesela yani? Yoldan geçenler genellikle. He. Yani burada mesela burada bizim sandıklı yolu var. Sandıklıya gidiyor hamamlara. Yoldan geçen İzmir'den gelen olur, işte Afyon'dan gelen, bilmem nereden. Ha gene yabancılar alıyor yani. Ha. Ama kışın tabii köylünüzde sebze meyvesi kalmadığı için mecbur. Mecbur el yani, mecbur geliyorlar. Yani, yazın yani. Şey böyle çok fazla gelen yok ama kış oldu mu el mecbur koşa koşa geliyorlar. Yani meyveye genellikle mandalimiş, portakalmış. Işte. Şimdi dış ses şu cennet hurmasına bayılıyor. Hasretiyle yanıp tutuşuyor. Evet. Mandalinayı hiçbir şey değişmem. Sen mandalina seviyorsun. Onun olmuşunu da götürün de o pek hoşlaşmıyor onda. Ne var efendim? Kırmızı turp var orada. Pancar. Pancar mı o? Pancar. Kırmızı pancarımız var. Kereviz çok severim. Evet. Biberlerimiz. Evet. Biberlerin rengine bakar mısın yalnız? Nasıl güzel yeşil. İstanbul'da biz hep su yiyoruz. Ah ah pişiriyoruz da tadı bile yok. Size adresi verin biz buradan. Evet. Ay Allah razı olsun. Bak görüyor musun? Ne kadar Avrupa'ya bile kargo yapıyoruz. Evet, sıkıntı yok bizde. Avrupa'ya bile. Evet. Çünkü buradan bu domatesi mi koyuyoruz? Hayır kuru. Kuru yapıyoruz biz. Ha kuru gönderiyorsunuz. Organik kuru yapıyoruz mesela. Bak orada var mesela. Hadi bakalım onlara. Buradan kalan. Ha onlar da siz kendiniz kurutuyorsunuz. Patlıcan, kabak, mürdümeriyi. Erik, kara üzüm.
çekirdek, normal üzüm. Bunlar pekmez mi? O da kendimizi. Bak bamyanın kurusu. Bamya var. Bunlar ne? Bunlar acı biber, tatlı biber. Şu kırmızı domatesin çekilmişi. Domates çekilmişi de bak. Onu neyde kullanıyorsunuz? Yemeğin içinde mi? Yok. Mesela kahvaltıda yağını çalıyorsun ekmeğin üstüne. Üstüne sepiyorsun. Veya yumurta çak, yumurtanın üstüne koymak. Kuru domates çeşnisi gibi bir şey o zaman, o da bir nevi. Aynen. Karıştırıyorsunuz. Bunlar ne? Taze fasulye kurusu. Kabak. Patlıcan. Şimdi uşağa geldiğiniz, dışarı illerden geldiğiniz, ha zeytinyağı da var, yaprak da var. Yaprak kendim. O zaman şöyle söyleyelim, uşağa dışarı illerden geldiniz ama hani yaş meyveyi ya da sebzeyi götüremeyeceksiniz. Yanınızda taşıyın, o zaman kurusu da var efendim. Her türlü hizmet mevcut. Efendim çok memnun oldum ben tekrardan. Memnun oldum. Buradan herkese selamlarımızı, fotoğrafta çekeceğiz söz. Gidip gezeyim, ondan sonra çekilelim hemen, geleceğim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Ayaklarınıza sağlık. Selamun aleyküm amcacığım. Seni farkıyor bunlar. Kendi yetiştirdiklerimle. Abi bak burada yetiştiren uçtu. Selamun aleyküm maşallah. Patateslerin kabuğundan belli, incecik baksana. Sera yok. Organik. Bize İstanbul'da yeşil yeşil satıyorlar, kabuğu iri iri. Kıymetinizi bilsinler. Abi tabii. Köyün kıymetini bilsin. Bak. Aynen öyle. Çiftçinin kıymeti bilinsin. Çiftçiye değer verilsin. Abi. Allah ömrünüzü uzun etsin. Ellerinize sağlık amcacığım. Kolay gelsin. Selamun aleyküm amcacığım. Aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür. Maşallah. Allah can sağlığı versin inşallah. Senin fotoğrafına bayıldım. Köye girişinden belliydi, havalı bir adam oldu. Yok ya. Senin bir de güneş gözlüğün vardı. O nerede? Aha bu. Abi bir takar mısın amcacığım? Bir taksanız abi. Şöyle bizi bir çeksinler. Amcayı tanıdın mı? Emine ablanın dayısı oluyor. Öyle evet. Bütün köyü çözdüm ben bir anda. Selamlar olsun efendim. Yalnız bir şey değil mi? Türk sinema artisti gibi adamsın. Allah uzun ömür versin inşallah. Çok memnun oldum. Yaş 96. Yani öyle, bu köyde benden büyük adam yok. 96. Evet. Hicriye göre mi, miladiye göre mi? He? Hicriye, hicriye. Miladi takma göre 96. Tam 96. Yaş doğum tarihim yani. Amcam maşallah, işte doğal yaşamın güzelliği. Hiç 96 yaşında der misin? Ben derim Kadir. Ben hayatta demem amcama bak. Allah nazardan saklasın vallahi billahi. Göze gelme, dikkat et. Selamun aleyküm. İsim nedir? Serkan. Serkan Bey memnun oldum. Ahmet. Hoş memnun geldin oldum. Hoş bulduk. Siz nerelisiniz Uşaklı? Banazlıyız. Banazlısınız. Evet, Banazlı. Kendi bahçeniz mi yoksa şeyden mi? Halden alıyorsunuz. Halden alıp satıyoruz. Sizden de böyle gene yoldan geçenler falan alıyorlar. Aynen, aynen. Aynen. Biz mesela şimdi şehirde oturan bir olarak hep şunu düşünüyorduk. Köydekiler pazara gitmiyordur. Zaten bir ekip kendileri biçiyorlar ama kışın yoğunlukla hani köydekiler alıyormuş. Evet. Gelen geçen çok alıyor. Evet, gelen geçen yol boyu olduğu için. Burası yani çıkıyor efendim. Oradan Denizli, Antalya, Burdur, yani bayağı Muğla. Bunlar peki Uşak'ta yetişenler mi, dışarıdan mı geliyorlar? Buradan yetişen de var. Dışarıdan gelen de var. Pazar etrafımıza bol kazançlar, hayırlı işler dileriz. Fazla vakitlerini almadan bizi bekleyen yarışmacılarımızın yanına gidelim Kadir'ciğim. Ha, gölün kenarında bekliyorlar. Orada değil, yolda bekliyorlar. Hadi. Ha, o zaman gidiyorum. Hadi. Efendim bizim işimiz var. Allah'a emanet olun inşallah. Tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Amcacığım kendine iyi bak, görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.